Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok ani verilmiş bir kararla karşınızdayım. Bugün saçlarımı boyayacağız. Ben saçlarımı sürekli yeni bir şeyler yapıyorum ve bunları da sizinle paylaşmaya özen gösteriyorum. Şu an kuzenimin öğrenci yurdundayız ve dedim ki neden saçımı boyamıyoruz? Boyaları birkaç gün öncesinden almıştım. Hatta göstereyim. Bu Garnier'ın Çarpıcı Renkler serisindeki boyaları kullanıyorum. Daha öncesinde bir kez daha saçımı boyamıştım ben evde ama o zaman kendim boyamamıştım. Bu kez kendim boyayacağım. O yüzden ayrı bir ilk olacak benim için. Yine aynı rengi kullanacağım. Çünkü bu renk benim şimdiye kadar kullandıklarım arasında en çok memnun kaldığımdı. Bunu kendime çok yakıştırmıştım. Şimdiye kadar yaptığım renkler arasında. Mesela bu sarı tonları bana çok fazla gitmiyor. Onu anladım. Beyaz tenli olduğum için olabilir. Bu arada şu an saat gece kaç? 23.17 yani 11'i geçiyor ve kaçta biter bilmiyorum. Sanırım 2'ye doğru falan ancak böyle tamamen bitmiş halini sizinle paylaşacağım. O yüzden çok fazla uzatmıyorum. Hemen başlıyoruz. Evet, hemen başlayalım artık. Nasıl yapılacağını biliyor musun? Kap getir. Şimdi ilk olarak eldivenlerinizi takınız. Metal olmayan bir kase içerisinde oksiden kremin ve krem saç boyasının tamamını boşaltınız diyor. Ben de bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şöyle bir kase bulduk. Öğrenci yurdunda bu kadar oluyor. Ve bunun içine oksiden kremi. Şimdi krem saç boyasını karışıma ekliyorum. Şu an karışımı yaptım ve karıştırma işlemini gerçekleştiriyorum. Bartu'yu arayıp sorsana annesine kıvamı tamam mı diye. Var mı feda edebileceğin ablam? Sadece şimdi. Feda eder misin? Evet. Emin misin? Bir kayınca geçmez mi? Bir sağlı koymuştuk ama bir şey olmadı diye biliyorum. Kaldı saçları. Evet, şimdi başlıyoruz. Artık bu işin geri dönüşü yok. Ama ben sonucun güzel olacağına eminim. Kendimi kuzenime emanet ediyorum. İkimiz birlikte yapacağız bir şeyler. Şöyle bir topuz yapıyorum ben. Gel. Tak. Şu an zor anlar yaşanıyor stüdyoda. Bebeğim ne yapacaksın biliyor musun? Böyle Allah kerim alıp yapıştıracaksın boyayı. Ver bebeğim, başlıyor. Şu an çok korkuyorum. Ben de. Benim boyama şeklim. Vallahi Burcu bilmiyorum da. İnşallah doğru bir şeyler yapıyorumdur. Neyse dur bakalım. Keşke biraz video izleseydik. Böyle yapalım. Nasıl yapalım onu da bilmiyorum ama. Şöyle de ince ince alalım. Ben çok rahatım, sen benden gerginsin. Evet. Evet, saç nasıl boyanır? Şu an YouTube'dan video açtık ve saç boyama videoları izliyoruz. O kadar konuya uzak. Canlı yayın yapayım mı? Bir yandan. Aa evet yapabilirim. Az önce Instagram'da paylaştım ben saçım yapıyorum diye. Gelen tepkileri yapma, siyaha yakın bir renk olur yazmış. Zaten hemen hemen doğru tahmin. Şimdi üçüncü kutuyu döküyorum. İki kutu yetmedi yine. İyi ki üç kutu almışım bak. Hadi dök. Kaşlarımda pul pul dökülme olmuyor ama şey oldu, şu üst kısmında
bir sertleşme falan oldu, kabuklaşma dediğimiz. Ben de vazelin sürüyorum kaşlarıma. Evet ya, saçlarıma çok fazla şey yapıyorum ama işin ilginç yanı hiçbir şey olmuyor, biliyor musunuz? Saçlarıma sürekli bir şeyler yapıyorum. Her yerimde boya oldu. Süper. Vazelin de sürmedik, ne olacak bilmiyorum. Üstümdeki Ekim Butik'ten. Bu saatte saç mı boyanır? Boyanır. Burcu çakmak yapar. Bu benim kendi düşüncem. Senin düşüncene de saygı duyuyorum. Fatma hemen diyor ki, ne yazdı ki? Yok yok, senin hakkında hiç kimse bir şey yazamaz. Buna müsaade etmem. Benim hakkımda çok böyle hakaretler geliyor ama benim videolarımda yer alan bir kişi hakaret edilmesi doğru değil bence. Aslında önce kestirip sonra boya yapmak gerekiyor. Fatma, bu boya yetmeyecek. Az az alayım. Arzum da kapandı. Bak, beni yakma sakın. Çok bol kullandın herhalde. Yetti. Şu an korkuyorum. Şu boya sizce... Yeter yeter. Çok alma lütfen. Cimri davran biraz. Olamıyorum. Şuraya yeter mi o boya? Yeter mi? Yeter mi şuraya? Fatma hayır, yeter. Çok kullanıyorsun. Ne yap biliyor musun? Böyle yetecek misin? Arzum kapandı mı? Boya kaç numara boya yazmış? Söylüyorum. 4.0. Yoğun kahve. Ya boya yetmeyecek. Çok korkuyorum. Şu an en büyük korkum bu, biliyor musun? Yetecek, saçımın biliyor yanması musun? Umurumda bile değil. Ama saçım yanmaz değil mi Fatih abi? Çünkü yani... Saçıma güveniyorum o konuda, dayanıklı. Emrah Sözen oldum ben. Biri yazmış, kız ben alıp geleyim boya. Ya çok tatlısın, teşekkür ederim ama sanırım yetecek yani. Şu kadarcık bir boya kaldı. Her an markete koşabiliriz. Şu kadar kaldı, sakin ol. Üç kutuyla ben bir oda boyardım dedi. Doğru aslında, bu biraz şeyden kaynaklanıyor, bizim tecrübesizliğimizden. Fatma hadi. Hadi sana güveniyorum. İki tutam kaldı. Ve çok çok az bir boyamız kaldı. 4 tüp alsaydım. Ya bilsem alırdım gerçekten. Çünkü ben önceki boyadığımda yine bu rengi, saçım çok çok daha uzundu. 3 kutu bana tam yetti. Ben de dedim ki yani şu an saçım daha kısa. 3 kutu artar bile. Şuralarım hep boya oldu. Hayır, hayır, çok alma. Yok, tamam. Şu an saçımın yıkama işlemi bitti. Bakım kremini de uyguladık. Sadece kurutması ve düzleştirmesi kaldı. Rengi şu an tam olarak belli olmuyor. Burada şu makyajımı temizlemek istiyorum bu sırada. Gerçekten yüzümü yıkarken çok perişan bir hal aldı. Makyajımı uzun zamandır bu ürünle uyguluyorum. Bunu ben Migros'tan sadece 3,5 TL'ye almıştım. Ve 3,5 TL'ye bulduğum için bayağı böyle 5-6 tane falan almıştım. Bir tane de buraya getirdim. Kuzenimin öğrenci yurduna. Burada da kullanıyorum bunu. Stok yapmayı çok seviyorum çünkü. Evet, şu an makyajımı tamamen çıkarttıktan sonra ve saçımı kurutup düzleştirdikten sonra yeniden geleceğim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba. Saçlarımı kuruttum, geldim. Düzleştirme gereği duymadım. Çünkü zaten kuruturken hafif bir fön çektik sayılır. Son hali bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Zaten yüzüme en çok yakıştırdığım renk bu tonlar. Bu siyah koyu kahve arası bir renk diyebilirim. Aslında kutunun üstünde yoğun kahve diye geçiyor adı. Ama yaptığınız ilk anda böyle siyaha dönük bir renk ortaya çıkıyor. Fakat ayağın çıkıyor. Ama ilk yaptığınız anda böyle siyahımsı bir renk tutuyor. Fakat bu sizi korkutmasın. Yaklaşık bir ay sonrasında tamamen akıyor diyebilirim. Yani kahveye dönüyor aslında. Bir ay sonrasında bu rengi elde ediyorsunuz. Ben bu siyah rengi kullanmayı da çok seviyorum. İlk boyattığımda biraz korkutmuştu beni anında böyle bir değişimi, çünkü kaldıramamıştım ama gerçekten hoşuma gitti, zamanla sevmeye başladım. Hatta belki kahveye döndükten sonra tekrar bir kat daha boyayabilirim. Şu an siz biraz yadırgamış olabilirsiniz, yüzüme alıştıramamış olabilirsiniz ama şöyle düşünün, şu an yüzümde hiç makyaj yok ve o yüzden de biraz daha böyle soluk gözüküyorum. Tabii ki ben gün içinde böyle hafif de olsa makyajlar yaptığım için özellikle kırmızı rujla bu saçı gerçekten çok beğeniyorum.
tam böyle bir Merve Bolur tarzı falan oluyor. Ben de zaten kendisini çok beğendiğim için hoşuma gidiyor o tarzda. Evet, videom bu kadardı. Benim için gerçekten çok eğlenceli ve farklı bir tecrübe oldu. Bunu da size aktardığım için çok mutluyum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim için de bir farklılık oldu. Çünkü ben gerçekten her şeyden çok çabuk sıkılan bir insanım. Ama bu saç renginden sıkılmayacağım. Söz veriyorum. Bir daha birkaç ay saçımı boyatmak yok en azından. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone olmasından abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.